Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım ve şu an bizi ekranlarından izleyen Antalyalı hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi sunarak başlamak istiyorum. İktidara sesleniyorum. Partinizin ismi Adalet ve Kalkınma Partisi. Eğer adaletiniz varsa Antalya'da Vakıflar İdaresi tarafından yaşatılan bir sorunu çözmenizi sizlere buradan hatırlatmak istiyorum. Antalya Muratpaşa ilçesinde Kızılarık, Kızıl Toprak, Yeşildere mahallelerinde yaklaşık 150 yıldır atadan, dededen kalma ve kendi mülkleriymiş gibi yaşayarak orada nesiller boyu bulunan vatandaşlarımızın bulunduğu arazilerle ilgili 1947 yılında başlayıp 60 yıl süren bir vakıf davası vardı. Bu dava 2009 yılında Vakıflar İdaresi'nin lehine sonuçlandı. Ve bu tarihten sonra oradaki vatandaşımız kendi malıymış gibi bulunduğu, yaşadığı bu taşınmazda neredeyse kiracı durumuna düşürüldü. Ve o günden sonra ecrimisil ödemek zorunda kaldı. Antalya'da Kepez ilçesiyle Muratpaşa ilçesine ayıran bir çevre yolu vardır. Bu çevre yolunun aşağı kısmında, yani Muratpaşa kısmında kalan bu taşınmazlarla ilgili sorun devam ediyor. Yolun üst tarafında bulunan Kepez ilçe sınırlarında ise bu sorun geçtiğimiz dönemde çözüldü. İşte bu noktada eğer adaletiniz varsa Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde kalan Kızılarık, Kızıl Toprak, Yeşillere ve aynı sorunu yaşayan mahallelerdeki sorunları da çözmek zorundasınız. Peki bu sorun nasıl çözülecek? 4607 sayılı yasa gereğince Vakıflar İdaresi ile Milli Emlak Müdürlüğü arasında bir takas sözleşmesi yapılacak, bir takım değer tespitleri yapılacak ve bunun sonrasında da vakıflara ait taşınmaz Milli Emlak Müdürlüğü'ne geçecek. Milli Emlak Müdürlüğü de bu taşınmazları yine Muratpaşa Belediyesi üzerinden hak sahiplerine devir işlemi gerçekleştirilecek ve bunun sonucunda da belediye en fazla 5 yıl ve 5 taksit hakkı tanıyarak hak sahibinin taşınmaz bedelini hazine adına tahsil ederek bedeli hazineye yatıracak ve vatandaşımız tapusuna kavuşacak. Şimdi Antalya'da vakıf işarı diye şu an geçen ama daha önce belediye işarı olarak herkesçe bilinen bu taşınmaz aynı işte bu yöntemle Vakıflar İdaresi'ne geçti. Vakıflar Bölge Müdürlüğü vakıf arazilerinde kaldığı iddia edilen ve en yenisi 50 yıllık olan 332 haneden 5 tanesine 18 Eylül 2023 tarihinde tahliye ve yıkım emri göndermişti. 150 yıl önce Toros Türkmenlerinin Toros Dağları'ndan inerek yerleşmeye başladığı ve 150 yıldır orada olan Antalya'nın en kadim mahallelerinden biri olan bu mahallelerin ranta açılmasına halkımız müsaade etmeyecek. 18 Ekim 2023 tarihinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü şimdilik bu işlemden vazgeçtiklerine dair bir açıklamada bulundu. Ancak bu açıklama yeterli değildir. Halkımız yerel seçim sürecine kadar oyalanıp daha sonra yine bu sorunla karşılaşmak istemiyor. Nasıl ki Kepez Belediyesi'nde ve yine başka belediyelerde bu sorun çözüldüyse Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde yer alan bu taşınmazlarla ilgili vakıfların hazine ile Trump'a görüşmelerinin bir an evveli tamamlanıp protokollerin imzalanmasını Antalyalı hemşehrilerimiz beklemektedir. Biz de sizlere iktidar olarak bu görevinizi yerine getirin diyorum. Halkımız adına bunu sizlerden talep ediyorum.
Hepinize saygılar, sevgiler. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 42. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 42. madde kabul edilmiştir. 43. madde üzerinde bir adet önerge bulunmaktadır. Okutup işlem alacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 79 sıra sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin 43. maddesini aşağıdaki şekilde değiştirmesini arz ve teklif ederiz. Rahmi Aşkın Türeli, İzmir Milletvekili, Gökhan Günaydın Grup Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili, Gülcan Kış Mersin Milletvekili, Tahsin Ocaklı, Rize Milletvekili, Cavit Arı, Antalya Milletvekili. Madde 43, 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 2. maddesinin 1 numaralı fıkrasının D bendinde yer alan ana bayi ibaresinden önce gelmek üzere resmi şekilde düzenlenen sözleşmesi bulunan ifadesi ilave edilmiştir. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge üzerinde söz talebi Antalya Milletvekili Sayın Cavit Arı'ya aittir. Buyurun Sayın Arı. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım. Buradan iktidara sesleniyorum. Antalya Vakıflar İdaresi'nin Antalya halkına yaratmış olduğu eziyet bitmek bilmiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce bir mülk sahibine kiracısından talep ettiği kirasını 3 kat arttırdı diye mülk sahibine sende vicdan var mı diye yüksek perdeden sordu. Ben de buradan iktidara ve iktidarın temsilcisi sayın vekillerimize ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na da soruyorum. Sizde vicdan var mı? Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait Antalya'da genelde işçinin, emeklinin veya asgari ücretten maaş alanların oturduğu vakıflara ait 1000 civarında konut var. Bakın iş yeri demiyorum. Konut var. Bu konutlarda kiralama yöntemi o tarihte ihaleye çıkarılır. İhaleye katılan, kiralamak isteyenler en fazla parayı veren kişi gelir orada kiracı olarak oturur. İşte 1563 TL olan bir kiracıdan vakıflar idaresi şimdi 10.000 TL istiyor arkadaşlar. 7 katı. Yine 2.000 TL ödeyen bir emekliden 7.500 TL isteriyor. Neredeyse 3 katını geçmekte. Şimdi değerli arkadaşlar, sizde vicdan var mı? Bu işçiye, emekliye, dar gelirlinin oturduğu bu taşınmazlarda hani mülklerde %25 artış olacaktı? Hani sizin buradan çıkardığınız kanunda konutlardan en fazla %25 artış yapılacaktı? Siz vatandaşın kendi mülkündeki kira artışına sınırlama getirdiniz. %25'ten fazla isteyemezsiniz dediniz. Ama size bağlı olan iktidarınız tarafından atanmış bürokratlar tarafından yönetilen vakıflar idaresi o vatandaşın oturduğu daireden 3 katı, 5 katı, 10 katı kira artışı talep etmekte. Siz bunları herhalde duymamış gibi davranıyorsunuz. Duydunuz mu arkadaşlar? Antalya'da 1000 kişi şu an sizin yüzünüzden mağdur olmakta. Burada sesleniyorum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gerekli talimatları verin. Vicdana uygun bir kira artışı yapılsın. Ve o vatandaşlar o evlerinde oturmaya devam etsinler. Her işinizde adaletsizlik var. Ben size söyleyeyim. Bakın görüşülmekte olan bu maddede bir KDV istisnasından bahsediliyor. Bu KDV istisnası sıradan bir istisna değil. Bu KDV istisnasıyla siz Bursa Üniversitesi Görük'te uzatma hattı, Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem hattı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hat, Adapazarı Serdiven Raylı Sistem hattı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait efendim raylı sistem hattı, Samsun Büyükşehir. Yani kısacası AKP'li büyükşehir belediyelerinin aslında başlamak istediği ya da başladığı ama yapamadığı
Nasıl ki geçmişte Ankara AKP'li belediye, İstanbul AKP'li, Antalya AKP'li belediye zamanında o belediyeler yapamadığında Ulaştırma Bakanlığı üzerine aldı, yaptı ama Ankara, İstanbul ve Antalya o dönemde yapılıp sizin şov olarak işte biz yaptık dediğiniz o raylı sistemlerin faturasını kat kat fazlasıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ödedi. Şimdi bu belediyeler seçim harifesinde şov yapacak. Neden? İşte sizin Ulaştırma Bakanlığı üzerine aldığınız bu sistemlerin yapım işiyle o belediyeler siyaset yapacaklar. İnşallah yine biz o belediyeleri kazanacağız. Siz ne yaparsanız yapın, ne kadar ayrımcılık yaparsanız yapın, halk bunun altında kalmayacak. İşte bu KDV muafiyeti böyle bir düzenleme. Yani sıradan bir düzenleme değil, ayrıcalık taşıyan ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri işte geçmişte yapılan uygulamalarla cezalandırmaya çalıştınız ama oralarda yaşayan halk önümüzdeki yerel seçimlerde size bunun hesabını soracak diyorum. Ne kadar ayrımcılık yaparsanız yapın,